Evet, samimi Haber'den Z raporundan herkese merhaba. Yeni bir e, programla karşınızdayız elbette ki konu ve konuğum olacak. E, çok fazla bekletmek istemiyorum konuğumuzu hemen yukarı alalım. E, Kerem Fırtın aslında Çiçeği Burnu'nda Hedef İlk Kültür ve Sanat Komisyonu eş sözcüsü. Hayırlı olsun Kerem. Teşekkür ederim Zübeyde sana da hayırlı olsun. E, çok teşekkür ederim aslında. Türkiye'de konuşacak çok konu var. Özellikle siyaset ve söz konusu konuk siyasetçi ise biraz daha böyle siyaset ve gündem elbette gireceğiz de daha şeyi merak ediyorum ben. Sonuç itibariyle bir sanatçıydın. Elbette ki hayatın her döneminde muhakkak ki ailenden kaynaklı siyasetin içerisindeydin ama aktif olarak şu anda bir yoğunluk içerisindesin. Şunu merak ediyorum, zamanın nasıl geçiyor, çok yoğun musun, neler oluyor ya bir gün bir gününü merak ediyorum. <laughs> alışık, ol, alışık olmadığım bir sürecin içindeyim aslında Aha. çünkü ben oyunculuk yaparken de işte başrol oynamadım dolayısıyla her günüm böyle geçmiyordu. Şimdi çok yeni bir sürecin parti olarak da ben. Kendim bu alandaki sorumluluklarım ve görevlerim olarak da yeni bir sürecin en başındayız. Her şey yeni yeni oturuyor, oluşuyor. O yüzden hem İstanbul'da hem başka şehirlerde sürekli toplantılar oluyor. Bu dönem aynı zamanda kitap fuarları dönemiyle çakıştı. İnsanlar da teveccüh göster gösteriyor, kitaplara davet ediyorlar. Ben de mümkün oldukça gidip, e, buluşmaya çalışıyorum insanlarla. O yüzden şu an e, şehir şehir dolaşıyorum diyebilirim. Ee, peki ilgi var mı? Ya da insanlar e, kitabın var aynı zamanda oyuncuydun bununla birlikte aktif siyasete girdin tepkileri nasıl? Olumlu mu? Yani e, şey diyorlar mı? Neden siyaset veya neden bu parti? Çünkü hedep gibi bir partiden bahsediyoruz ve e, şöyle de bir gerçeklik var. E, Özellikle Türkiye'nin e, ki iktidarın kutuplaşma siyasetinden sonra hedefli siyasetçilere ve hedefli seçmenlere nasıl davranıldığını hepimiz biliyoruz. Sen karşılaşıyor musun böyle şeylerle? Aslında şöyle, e, bu sorular soruldu tabii ki. Yani danışma kurulu üyeliğiyle başlayan süreçte sonra e, vekil adaylığı gibi bir süreç yaşadım. O süreçte bu sorular çokça soruldu. E neden siyaset, neden o zamanki adıyla HDP? yeni adımızla hedep. İnsanlar ee, insanlar artık bu e, şeyleri duydular, açıklamaları duydular. Bu durumu biliyorlar. Şimdi daha ziyade merak ettikleri bu yeni görevimle ilgili sorular oluyor. Ee, yeni partininle ilgili düşüncelerini merak ediyor insanlar. Biliyorsun ya herkes siyasi bir hezeyan içinde. Gerçekten ciddi bir moral evet. bozukluğu tüm muhalefet muhalefet kesiminde, seçmenin de ayrıca ee, o yüzden daha çok böyle sohbetler geçiyor. Umut Var mı sohbetleri geçiyor yani. O zaman ben de başlayayım hemen ee, Umut Var mı sohbetlerine ya da e, siyasetçi kimliğine dönelim. Ee, e, Gülten Kışanak eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı'ydı ki Gülten Hanım seçildiği dönemde Diyarbakır'da gazeteciydim ve şeyi hiç unutmuyorum. Sokağa çıkıp bir kadın belediye başkan adayı var. Diyarbakırlar bir kadın belediye başkan adayına nasıl karşılar diye sordum da aslında Diyarbakırlıların Gülten Hanım'a ne kadar saygı duyduklarını, siyasi kimliğini nasıl onayladıklarını sokakta birebir görmüştüm ve tanık olmuştum. Sonrasında tutuklandı ve ee, tutukluk e, süresi doldu fakat e, tahliye edilmiyor onunla ilgili bir basın açıklamanız da vardı bu konuya ilişkin bir basın açıklaması da yaptınız. E, belki çok e, sıradan bir soru olacak ama soruyu başka nasıl soracağımı bilemediğim için bu şekilde soracağım. Gülten Hanım'ın e, tutukluk uzun tutukluk süresinin dolmasına rağmen e, tahliye edilmemesinin nedeni ne olabilir sence? <laughs> Aslında sorarken cevapladın da ee, mesela dünkü basın toplantımızın sonunda e, gazeteci arkadaşlara soru var mı diye soruldu ve derin bir sessizlik oldu. Hatta benim de ağzımdan öyle bir laf çıktı çünkü ne sorulabilir ki yani? Cevabı ortada tartışmalı bir durum yok. Kobani kumpas davası ile ilgili Gülten Kışanan, Sayın Gülten Kışanan avukatlarının iddia ettiği usulsüz yargılamalar, içeriğe dair tartışmalar. Bunların hepsinin bittiği bir tarihe geldik 25 Ekim 2023 itibariyle. Bunu da yasalar söylüyor. Yoruma açık bir durum yok dolayısıyla ortada. Bu devletin koyduğu yasalar söylüyor bunu. Yani 25 Ekim 2023 itibariyle bu konu artık tartışılamaz. Sayın Gülten Kışanak tahliye edilmelidir. Uzun tutukluluk süresinin sonuna gelinmiştir. Bunlar net ifadeler. Yani sen ne düşünüyorsun, ben ne düşünüyorum diye bir durum olamayacağı için soru, bir cevap, bir sebep. Ya kasıttan başka ne olabilir? Yani yoruma açık bir durum yok çünkü. Bizde bir çok ciddi bir hak ihlali oluşuyor ortada. Bu hak ihlalinin bu verilen zararı daha fazla büyümeden bir an önce telafi edilmesini ve gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Her bir kişi için. Bugün Can Atalay için de görüyoruz yani. Trajik komik bir hale aldı köşe kapmaca oynuyorlar adliyede. Böyle bir şey olabilir mi? Anayasa Mahkemesi der ki alt mahkeme gereğini yapar. Konu nettir. Burada dolayısıyla bir soru, bir anlaşmazlık varmış gibi bir de bunu cevaplamaya çalışmak konuya yine haksızlık oluyor. Tartışılacak bir şey yok. Acilen gereği yapılmalıdır. Bu kadar. Bunu da yasalar söylüyor. Aslında galiba Türkiye kadar Başka bir ülkede hukuk çok açık ve net ortadayken hukukçulara, mahkemelere hukukun gereğini yerine getirin diye bas bas barlan başka bir ülke olduğunu düşünmüyorum şahsen. Bununla birlikte biraz önce Can Atalay e, örneğini verdin. 13. Ağır Ceza Mahkemesi bir türlü kararı görüşüp e, bir sonuca ulaşamadı. Vekiller dün oradaydı. Sanırım bugün de bir nöbetteler. Bununla birlikte sabah saatlerinde e, Antalya'da yanlış hatırlamıyorsam Cumhuriyet Bayramında bir öğretmenin konuşmasının e, gündeme gelmesi bunun sosyal medyada paylaşılmasının ardından öğretmenin hedef gösterilmesi ve öğretmenin gözaltına alındığını görüyoruz gerekçe şöyle komik bir şey yanlış değilsem iktidarın e, söylemlerine karşı gelmek halkı kim ve düşmanlığa sevk gibi bir şey yani Türkiye'yi yüzyılı e, söylemine karşı çıkıyor öğretmen ve aslında bütün bunlar olurken siz neredeydiniz diye soruyor. Aklıma şu geldi e, o ilk e, taşı e, o attırmayacaktınız lafı o kadar çok absürt gerekçelerle insanlar gözaltına alınıp tutuklandı ve gerekli tepki verilmedi ki artık bugün bu durum maalesef ki toplumda normalleşti diye e, düşünüyorum. E, sen aynı fikirde misin ya da bu çizdiğim Ancak... çerçeve içerisinde? ya standart olan ilkelerden bir adım geri atmamak gerekiyor. Bu, bu, bizim sonumuzu hazırlıyor. Her şey birbirine bağlı derken bu romantik bir şey değildi. Gerçek bir tespit bu. Her şey birbirine bağlı. Yoksulluk savaş ekonomisine bağlı. E, sansür, özgürlüklerin kısıtlanma. Yani önce Antalya Altın Portakalı şey, e, Sayın Gülten Kışanak. Kobani davası mesela ne kadar neler oluyor o dava ile ilgili ne kadar gündeme geliyor? Hiç. Hiç. E şimdi o öyle olunca tabii ki sonra işte seçilmiş milletvekili Can Atalay'a da sıra geliyor. Onu da savunamayınca Altın Portakal Film Festivali'ne sıra geliyor. Onu da savunamayınca Ayşenur Arslan'ın yani artık bu kin ve düşmanlığa sevk etmeye kadar çok subjektif şeyler oldu bunlar. Hmm. Temel ilkelerde ...geri adım atmamalıydık da demeye gerek yok. Olan oldu. Bugünden itibaren her an tavrımızı değiştirmek mümkün. Bizim tavrımızı değiştirmemizle değişecektir her şey. Kendiliğinden değişmeyecektir. O yüzden bu tecrübeler hazır yaşanmışken... ...ve bu alan hızla daraltılıyorken... ...bunun farkındayken hepimiz daha fazla buna sebebiyet vermeden... asgari standartları, temel e, özgürlükleri, temel hakları... Tartışma konusu yapmayan bir çizgide hepimizin geri adım atmadan durması gerekir. Ee, şimdi çiçeği burnunda e, Hedef Dil, Kültür ve Sanat Komisyonu Eşik Başkanı. <gülüyor> <gülüyor> ve şey aslında e, sosyal medya malum herkesin fikrini beyan ettiği bir alan ve şöyle küçük küçük şeyler gördüm. Kürtçe bilmediğin için eleştirildin ve sen de Kürtçe öğren... Kürtçe öğreneceğim diye galiba yanlış hatırlamıyorsam bir tweet attın başladın mı öğrenmeye? Kürtçe de öğreneceğim ama evet. e, röportajımızın başında şöyle bir şeyden bahsettik. Yoğun yoğunluktan bahsettik. Gerçekten şu tempoda çünkü ben de artık e, genç bir çocuk değilim yani 42 yaşındayım. O kadar kolay olmayacak öğrenmek. Ciddi bir zaman ve emek harcamam gerekecek. Disiplinli bir şekilde bunun için biraz zaman dilimine ihtiyacım var. Kürtçe öğreneceğim demedim, Kürtçe de öğreneceğim dedim. Yani birçok iş var. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Bu tepkileri çok iyi anlıyorum. E, bence zaten yeni yönetimde, ben zaten öyle birisi değilim. Böyle tepki gösteren insanlara e, sen de öyle düşün diyen biri değilim. Ne demiş, neden eleştirmiş, haklılık payı nedir diye üzerine düşünürüm. E, öz eleştirimi yaparım. Yapmam gerekenleri de ...programıma, planıma alırım. Ee, biraz sert... ...eleştiriler oldu çünkü... E, ...her şeyden önce... ...benim bu işten kişisel olarak... ...bir çıkarım yok. Ee, ama... ...mutlaka ve mutlaka... de öğreneceğim. Biz bu konuyla ilgili ayrıca... ...Dil, Kültür ve Sanat Komisyonu... ...fevkalade büyük... ...aslında üç başlığa sahip... ...bir tek komisyon belki bu konuyla ilgili de bir e, öneri getirebilirim merkeze bu komisyonun e, bölünmesiyle ilgili yani eleştirileri mutlaka dikkate alarak bunun üzerine bir çalışma yapacağız ayrıca herkesin içi rahat olsun her şekilde liyakat sahibi insanlar bu komisyonun içinde mutlaka ve mutlaka olacaklar önerileri de alıyoruz eleştirileri de bunun aksi mümkün değil kulak tıkama mümkün değil ee, en azından eleştirileri kıymetli buluyorsun. Bu da çok değerli. Peki Türkiye'den, Türkiye'de ne çalışıyoruz? Peki Türkiye'de değil kültür sanat tarih dediğimiz anda aklımıza bir sürü şey geliyor. Bu anlamda görmüş olduğunuz eksiklikler neler? Ne tür çalışmalar yapacaksınız? Tabii ki bunlar konuşulacak. Çok yeni ama e, Kerem fırtına olarak özellikle bireysel olarak soruyorum. Bunu parti anlamında değil. Bu alanlarda nerede eksiklikler var ve ne, ne yapılmalı, nasıl giderilmeli bu eksiklikler? Tam olarak dediğin gibi daha çalışma arkadaşlarımızla bir yol yöntem çalışması bile yapmadık. Henüz komisyonun oluşturulması aşamasındayız. Ben de artık ne söylesem bağlayıcı olacağı için e, şu an için erken bunlarla ilgili bir şey söylemem. Ama ben vekil adayıyken de zaten bu konuyla ilgili mesela sanatla ilgili e, sansüre direnmenin yolu zaten bağımsız bir yapı olmaktan geçer. E, bu yüzden bu, bu konuyla ilgili zaten HDK'nin de çalışmaları vardı. E, Özerk Sanat Komisyonu gibi. E, böyle çalışmalarımız olacaktır. Mutlaka sanat mutlaka bağımsız olmalıdır. Kendi kendini yönetmelidir. Ama bu konuyla ilgili evet. daha, daha detaylı şeyleri söylemem için çok erken aslında Altın Portakal Film Festivali örneğine verdim. Bununla birlikte Türkiye'de adeta şeyi görüyoruz. İktidar güdümünde olmayan sanatçıların bunlar ses sanatçısı, ses sanatçısı da olabilir, tiyatro sanatçısı da olabilir. Oyunların yasaklandığını, konserlerin e, yasaklandığını e, görüyoruz. Bunun e, halkta nasıl bir etki yarattığını düşünüyorsun bu yasakların? <laughs> olumsuz bir etki yarattığını düşünüyorum. Yani sorunu tam anlamadım. Nasıl cevaplayacağımı bilemedim. <laughs> nasıl bir etki yaratabilir? Konser ya ya şöyle mesela ben bir yurttaş olarak evet. bir yerde yaşıyorsam, bir kasabada yaşıyorum örneğin ve orada evet. kültür sanat etkinlikleri var. Burada bu ıı, tiyatro olabilir, konser olabilir ve bunu ERK yasaklıyor, yönetim yasaklıyor. Ben sandığa gittiğim zaman bunu yasak getirmeyen tarafı tercih ederim ama kısa süre önce bir seçimden geçtik ve bu yasaklar öncesinde de vardı sonrasında da devam etti biliyoruz ki bundan sonra da de, 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 de devam edecek iktidar değişmediği sürece e, halk üzerinde bir etkisi yok mu nasıl olur da yasakçı zihniyetten yana oyunu kullanıyor e, yani aslında alt metin olarak onu ve de bununla ilgili daha birçok kalem daha var yoksulluk var hı hı. daha bundan önce evet. yani sanat etki yani bunun demek ki bununla ilgili değil sadece Ayrıca bu soru o kadar geniş bir soru oldu ki tekrar seçim atmosferine nasıl girdiğimize dönmemiz lazım. Yani buna, buna indirgeyip cevap yani neden yasa daha büyük meseleler vardı zaten seçim dönemine girdiğimizde. Bu meseleler üzerinden bir çalışma yapıldı. Dolayısıyla insanlar oradaki yoksulluğu, sansür zihniyetini bunu, bunu düşünmeye sıra gelmedi. Zaten bir politika yapılamadı. O yüzden hani bu sorun özelinde değil bunun cevabı. Hı hı. Ee, seçimlerden bahsetmişken yerel seçimlere gelelim. Ee, elbette ki e, daha var ve hedefimiz... Bu arada ufak ufak Koli... bitirelim derim ben. <laughs> Bence bayağı bir konuştuk gibime geliyor. Öyle mi? <laughs> İki Değil üç mi? soru Yok. daha var ondan sonra. Hocam. <laughs> yerel seçimlere gidiyoruz. Alıştıklar hedefimiz... zübeyde hocam demeyim yapacak bir şey yok. Hocalık da evet. şahane bir meslek. Artık hangi mesleğin hocası olacaksam. Yerel seçimler dedik. Yerel seçimlere gelelim. Partinin henüz bu konuyla ilgili bir açıklaması yok. Yine kişisel olarak senin tabii ki fikrini merak ediyorum. Sence nasıl bir tablo çıkacak ortaya? En azından bugün bugünden baktığımızda. Çok hızlı gelişmeler ve değişmeler oluyor. O yüzden bence şu an itibariyle bu tarihte bir şey tahmin etmek için erken. Hı hı. Ee, bu kadar hızlı değişkenlerin olduğu bir gündemde de ocaktan önce ben yani ocak gibi şekilleneceğini düşünüyorum. Herkese de tavsiyem büyük cümlelerde büyük cümleler kurmaktan ziyade daha ilkelere ilkeleri öne koyarak ilerlemeleri. Siyasette ne kadar katı cümle kurarsanız o kadar kendinizi kısıtlarsınız mümkün mertebe yani ilkelerde elbette e, onlara sahip çıkmak olmazsa olmazları e, bu toplum için halklar için insanlar için ön planda birinci e, planda tutmak koşuluyla e, her türlü görüşmeye gelişmeye açık olmak lazım. Ee, bu arada izleyicilerimizi hatırlatalım. Ee, özellikle şeffaf bir biçimde bu önemli. Hı -hı. Ee, i̇zleyicilerimize tekrar etmiş olayım hatırlatalım. Ee, bilmeyenler için en azından biliyorsunuz seçime ittifaklar şeklinde girildi. Özellikle altılı mısa çok fazla gündemdeydi. Fakat seçim sonucunda masanın dağıldığını biliyoruz. Bununla birlikte altılı masada bulunan bütün partiler neredeyse Yerel seçimlerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söylediler ve bu da aslında genel tabloya baktığımızda özellikle iktidar karşısında muhalefetin ittifak yapmaması durumunda e, muhalefet açısından yerel seçimler çok da iç açıcı görünmüyor. Ya Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ile program yapmıştım. Demokrat Parti bile kendi adaylarıyla seçime gireceklerini e, beyan etti. Bunlar belirleyici olacaktır elbette ama her zaman şunu söylerim. Türkiye'de Türkiye siyasetinde bazen 5 dakika bile çok fazla bir süre olabiliyor. O yüzden seçime yaklaşılan zamanları beklemek. Ondan sonra siyasi partilerin izlediği yola baktıktan sonra kestirmek çok daha doğru olacaktır deyip devam edeceğim. Şimdi bence Hedef de yani. Hedef. Evet o kadar bence de öyle. <laughs> Şimdi HDP ve HDP durumuna gelelim. Biraz önce aslında sen de aktardın İnsanlar yeni partiyi soruyorlar dedin. Sadece bir isim değişikliği mi yoksa HDP ve HDP arasında bir farklılık var mı? Bunu sokaktaki pek çok insan merak ediyor, sizden duymak isterim ben. Elbette zamanı uygun. Biliyorsunuz ki yazın bir halk toplantılarıyla eleştiri öz eleştiri süreci, bir değerlendirme süreci geçirildi. Dolayısıyla hiçbir şey aynı olmayacaktır zaten. Aynı olmasın diye bu e, süreç yaşandı. Buradan çıkan raporlar doğrultusunda e, yeni bir yol, hatalardan ders çıkarılan, e, var olanı daha da ileriye taşıyan, geliştiren e, bir yolda ilerleyeceğine inanınca tam herkesin bu motivasyonda tüm kadro. Aslında bu son sorum olacak. Biraz galiba. E... Yok canım devam edelim <laughs> bence de. <laughs> Başlarda biraz değindik ama ben hak savunucusu bir aileden geldiğin için en azından bu konuda biraz daha geniş konuşmanı rica edeceğim. Ee, Can Atalay'dan bahsettik, gözaltına alınan öğretmenden bahsettik, siyasi davalardan bahsettik, Gülten Kışan'ın uzun tutuluk sürecinden bahsettik. Yelpaze çok fazla geniş senin gerçekten bunu söyleyeceğin şey bence çok kıymetli insan hakları başlığını Türkiye'de bugün insan hakları başlığını açarsak Kerem Fırtına bu başlığı nasıl açar ve neler söyler tartışmasız bir alan bu o yüzden de tartıştırmamak gerek Her, herkesin bu hassasiyette olması gerek çünkü e, buna e, çıkarcı bir zihniyetle bakmayı doğru bulmuyorum ama Öyle olan insan bile faydacı ve çıkarcı baksa durumun bir gün kendisine dokunma ihtimalini bertaraf etmek için bile bu standartları ezdirmemesi gerekir. Bunun için mücadele etmesi gerekir. Ne olursa olsun olmazsa olmaz koşuldur bu. Ee, sevgili Kerem çok teşekkür ediyorum ee, yani sorularıma canım. yanıt verdiğin ve zaman ayırdığın için. Biliyorum çok yoğunsun aslında çok da e, yeni başlıyorsun. E, Görevin çok yeni olduğu için belki de çok detaylandıramadık. İlerleyen zamanlarda tekrar sene konuk almak ve sorularımı yönlendirmek isterim. Seve seve. Görüşmek üzere. Çok çok teşekkürler. Rica ederim. Ee, evet e, Konuğumuz Kerem Fırtınay'da bir Kültür ve Sanat Komisyonu e, eş sözcüsü biliyorsunuz Hedef'te e, başkanlıklar e, eşle devam ediyor yani eş genel başkan eş sözcü olarak. Pek çok soru sorduk. Kerem de cevapladı. Umarım sizleri tatmin etmiştir ama ilerleyen zamanlarda ben Kerem'le tekrar en azından görevinde bir süre geçirdikten sonra neler yapacak, yapacakları netleştikten sonra tekrar konuk almak isterim. Eminim siz de istiyorsunuzdur. Programı yavaş yavaş noktalayalım. Başka bir Z raporunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.